Nerim anana, ödümü patlattın. Ne yapıyorsun sen burada? Bilgi toplamaya çalışıyorum. Kimsenin bir şey anlattığı yok ki. İçeride mi Agah Bey? İçeride, içeride. Pek dertli adamcağız, yazık. Nasıl olmasın? Yeğeni karısını bıcakladı. Tam 3. sayfa haberi resmen. Belli magazin peşindesin sen yine. Yürü hadi yürü. Yok yok. Ben burada Ceren'i bekleyeceğim. Hadi sen git git. Git sen. Ne diyeceğim ki ben şimdi? Üstünde midir acaba ceketi? Ay polis gibi arayacak halim yok ya. Agah Bey, geçmiş olsun. Çok üzüldük vallahi. Sağ ol. Biraz aşağıya buyurmaz mısınız? Havanız değişir azıcık. Yani tıkıldınız kaldınız bu odaya. İyi böyle. Aa, ama böyle olmaz ki. Çıkın dolaşın biraz canım. İyiyim dedim ya Neriman Hanım. Neyin ısrarı bu? Canım yani ısrar olur mu? Benimki insanlık, içiniz şişmiştir, havanız değilsin diye. Neyse tabii, siz bilirsiniz. Selametle. Aman çıkmasın gudubet. Uf, kalemi de alamadım. Elde var sıfır. Of. Memur Bey. Kocamı görmek için sabahtan beri burada bekliyorum da ne kadar bekleyeceğim? Meyve verdim ben burada ya. Haber verecekler. Ah, iyi günler. Nedim Karaçay'la görüşecektim. Ciddi misin? Görebilir miyim kendisini? Pardon? Senin burada ne işin var ya? Sen ne yapıyorsun burada? Karışma. Nedim'i göreceğim. Abla sen var ya az karaktersiz değilsin ha. Ya kızım sen seçimini yaptın. Tarafını seçtin. Bak bir oradasın bir buradasın, böyle olmaz. Sen gitsene kocanın yanına, ne yapacaksın Nedim'i görüp? Sana hesap vermeyeceğim Ceren. Görebilir miyim? Pardon memur bey. Kendisine bir sorar mısınız Nedim Bey'in neyi oluyormuş? Yakınıyım. Kendisine bir sorar mısınız kaçıncı dereceden yakın oluyormuş? Hanımefendi, bir akrabalığınız var mı? Yok. Ama... Kusura bakmayın, izin vermezler. Aa, üzüldü benim ablamım ama ya. Hemen yüzü düştü bak, böyle yapınca da hiç kıyamıyorum ben ona. Tamam. Ceren Hanım, buyurun Nedim Bey'i görebilirsiniz. Tamam. Yani tabii ki görebilirim. Çünkü ben onun nikahlı karısıyım. Buyurun, fazla uzatmayalım. Nedim, anca gelebildim ben. Bir türlü almadılar içeriye. Nasılsın? Kızgınsın tabii. Şeniz'e, amcana, Cemre'ye,
kızgınsın. Haklısın ama. Allah bilir o şeytan nasıl bir tezgah kurdu da herkesi inandırdı kendine. Ama aklım almıyor benim Nedim. Ya amcan nasıl olur da o şeytana inanır? Hani nerede amcan bak. Bak hiçbiri yok, hiçbiri gelmedi. O sözde kahramanın Cemre bile gelmedi. Ablam nasıl gelsin ki? Hastanede biricik kayınvalidesinin başında nöbet tutuyor. Bir dakika bile olsun Cenk'i yalnız bırakmıyor. Nedim, senin o bildiğin, tanıdığın, sevdiğin, güvendiğin kim varsa hepsi Şeniz'in tarafında. Ama bak ben buradayım. Ben geldim Nedim. Ben sana inanıyorum. Tamam, tamam biz hiç güzel bir gün yaşamadık. Kırdık, yıprattık, eziyet ettik. Ama hiçbir deniz dalgalanmadan durulmaz ki Nedim. Günün sonunda biz yine yan yanayız. Sen istersen biz seninle bir olur. Hepsinin hesabını sorarız. Eğer sen istersen amcandan da Şeniz'den de Cemre'den de bize yaptıklarının hesabını sorarız. Yeter ki sen iste. O köşkü başlarına yıkarız. Yeter ki sen durma. Yeter ki sen susma. Aynen öyle. Ben senin gözlerinde başka bir şey görüyorum. Senin başka bir planın mı var? Önce bana bir avukat bulman lazım. Amcamın avukatını istemiyorum. Tamam. Ben sana avukatın en alasını bulur, buraya getiririm. Başka bir şey daha var. Nedir? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.